gerekenden fazlasıyla övülüyoruz. Ama zamanı geliyor da gerekenden fazla eleştiri alıyoruz. Biz Fenerbahçe'yi evimizde yendik. Geçen hafta Fenerbahçe Kadıköy'de mağlup olduk. Ama hala her şey bizim elimizde. Ama öyle bir algı yaratılmış ki, bu genel olarak konuşuyorum. Bizim hala bir maç eksiğimiz var. Hala her şey bizim elimizde. Üstün olan taraf yine biziz diye düşünüyorum. Zamanı geldi, biz 7 puan geriye düştük. 3 maç eksiğimiz vardı. O zaman da Beşiktaş acaba bu baskıdan çıkabilir mi diye şeyler yazıldı, çizildi. Size demek istediğim birkaç şey var. Hani genel basın olarak bizi nasıl eleştiriyorsanız kendinizi de eleştirin. Avrupa'da bazı şeyler nasıl yazıp çiziliyor? Bunlara bakın ve bunlardan bir şey öğrenebiliriz. Hepimiz, biz futbolcu olarak nasıl en büyük oyuncuları örnek olarak alıyorsak, bana göre sizler de bunları yapmanız gerekiyor. Çünkü ben dedim, zamanı geldi. Ben bunu Fatih abilerle de çok konuştum. Röportajımda hatta dile getirmiştim devrasından önce. Demiştim ki şu an gerekenden fazla övgü alıyoruz diye. Zamanı gelince de tersi olacak diye. Bence bu yanlış. İki tarafta ortadan gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatımda gazete okumam. Hani bunu herkes biliyor. Çoğu futbolcu öyledir zaten. Ama sağdan soldan tabii ki duyuyorsun. Ha, ben genel olarak size bir şey demek istedim. Siz bizi nasıl eleştiriyorsanız kendinizi de eleştireceksiniz. Çünkü hepimiz öyle gelişebiliriz. Olsun. Teşekkür ederim. Sanki şöyle bir algı var. Lig bitti. Dur. Vay vay vay. Küçük Emre, biliyorsun değil mi? Bana Emre Belözoğlu'nun kapıları görüyorum bu çocukta. Ben bu kadar cahil bir çocuk görmedim. Hocam deme öyle. Müsaade misin? Müsaade misin? Müsaade misin? Hem gazete okumuyor. Gazete okumuyorum. Gazete okumamak bedevilik mi? Nereden biliyor beni çampiyonu ilan ettiniklerini? Gazete okumamak bedeviliktir beyler. Bedeviliktir. Tabii medeniyet düşmanlığıdır. Gazete okursan kendini geliştirirsin. Ya da gidem okursan. Bir dakika okursan. Ya. Gazete okumuyorsan, dolayısıyla televizyonda seyretmiyorsan, hakkınızın yendiğini filan. Sonra sen kimsin ya? Ya biz kendimizi eleştirelim. Sen bizi eleştir. Bizim görevimiz seni eleştirmek. Bir dakika ya. Bir de bir ağzını mağzını böyle boyundan oynatıyor filan ya. Emre daha yanaklıydı. Ertem, bu yanaksız. Çocuklara kim yalan söylemiş ya? Ben bütün spor medyasını seyrediyorum. Kim ve Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmiş? Bir dakika. Oğuzhan'ı yedirtmek bu kadar da değil. Oh, kim abi söyleyecek, kim? Fenerbahçe şampiyon oldu diyen mi var? Hocam ne, senin programın nasıl açıldı? Şampiyon Fenerbahçe diyor. Kim diyor? Kulüp yaptı diye ben diyorum. Bir dakika Ertem, ben konuşacağım. Allah Allah. Kim şampiyon ilan etmiş? Ben gazete okumam demesi, bir de bununla gurur duyması, cahillik ve cehaletle övünmek mezalettir. Doğru. Ama onun dışında herhalde. Gebe genç çocuk. Bir saniye artık diye söylüyorum ya. Sen de bugün sen ya. De Beşiktaş Amigosu şampiyon ya. Yapıldı. Sen de Beşiktaş Amigosu oldun maçımıza ya. Beşiktaşlılar. Bir eski biliyor musun? Mustafa Sözüm meclisten dışarı. Sinan Engin dışında. Beşiktaşlılar Beşiktaş'ın hakkını koruyorsa. Oğuzhan Özcan bir konuda haklı. Beşiktaş Borazancılığı yapmayın. Establishment. Nerelisin benim? Yani Türkiye'deki egemen spor medyası Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Beşiktaş'ı ikinci yapmıştır. Yalan. Oğuzhan orada tuhaf konuşmuş olabilir ama temelde haklıdır. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti kim egemen medya. %100 haklı. Kim hocam? Oğuzhan helal olsun. Kim? Beşiktaş borazancısı. Kahve molası. Beşiktaş borazancısı. Derin futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Yeni haftanın ilk günündeyiz ve şampiyonluk yolunda iki takım demin adımlarla gidiyor. Beşiktaş zirve yarışını inadına sürdürüyor, bir maçı eksik. Hemen yeri gelmişken belirtelim. Oğuzhan'ı bir kez daha dinleyelim. Oğuzhan Özyakup, sonrasında Şenol Güneş, teknik direktör Şenol Güneş konuşacak. Bir izleyelim bakalım. Zamanı gelince gerekenden fazlasıyla övülüyoruz. Ama zamanı geliyor da gerekenden fazla eleştiri alıyoruz. Biz Fenerbahçe'yi evimizde yendik. Geçen hafta Fenerbahçe Kadıköy'de mağlup olduk. Ama hala her şey bizim elimizde. Ama öyle bir algı yaratılmış ki, bu genel olarak konuşuyorum. Bizim hala bir maç eksiğimiz var. Hala her şey bizim elimizde. Üstün olan taraf yine biziz diye düşünüyorum. Zamanı geldi, biz 7 puan geriye düştük. 3 maç eksiğimiz vardı. O zaman da Beşiktaş acaba bu baskıdan çıkabilir mi diye şeyler yazıldı, çizildi.
size demek istediğim birkaç şey var. Hani genel basın olarak bizi nasıl eleştiriyorsanız kendiniz de eleştirin. Avrupa'da bazı şeyler nasıl yazıp çiziliyor? Bunlara bakın ve bunlardan bir şey öğrenebiliriz. Hepimiz biz futbolcu olarak nasıl en büyük oyuncuları örnek olarak alıyorsak bana göre sizler de bunları yapmanız gerekiyor. Çünkü ben dedim zamanı geldi. Ben bunu Fatih abiyle de çok konuştum. Röportajımda hatta dile getirmiştim devrasından önce. Demiştim ki şu an gerekenden fazla övgü alıyoruz diye. Zamanı gelince de tersi olacak diye. Bence bu yanlış. İki tarafta ortadan gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatımda gazete okumam. Hani bunu herkes biliyor. Çoğu futbolcu öyledir zaten. Ama sağdan soldan tabii ki duyuyorsun. Ha ben genel olarak size bir şey demek istedim. Siz bizi nasıl eleştiriyorsanız kendinizi de eleştireceksiniz. Çünkü hepimiz öyle gelişebiliriz. Olsun. Teşekkür ederim. Şöyle bir algı var. Lig bitti. Beşiktaş şampiyonluktan uzak kaldı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Siz bunun farkında mısınız? Böyle bir algı var mı sizce? Fenerbahçe şampiyon olduğu gibi. Ben bu soruya nasıl cevap veriyorum? Siz öyle düşünüyorsunuz. Ben ne konuşayım? Siz öyle bir şey düşünüyorsunuz. Siz düşünüyorsunuz. Ben düşünmüyorum ki. Böyle bir soru olmaz. Böyle de cevap da olmaz. Anlamsız bir soru. Anlamsız bir cevap olur hiç. Biz lig maçı olarak bizim 11 tane maçımız var. Biz hiçbir muhakeme yapmıyoruz. Bugün 12. maçtan birincisini yaptık. 11 maçımız kaldı. Cumartesi Rize maçı bizim için çok önemli. Ne ilerisine bakıyoruz ne gerisine bakıyoruz. Başka bir şey de bakmıyoruz. Ki diğerleri biz de, o sizin medya olarak yazıp çizeceğiniz konu. Ben çizmedim hocam. Hayır siz demiyorum. Ben de sizin ya öyle soru olmaz diyorum. Yani öyle bir siz düşünceniz olur, yorumunuz olur söylersiniz. Ben cevap veremem ona. Ya Beşiktaş'ın hocasında Beşiktaş'ın futbolcusunda manasız tuhaf bir gerginlik. Hayır hocam haklılar. Yani şampiyonluk ellerden alınıyor. Ha bir defa Oğuzhan Özyakup bu çocuğun adı. Evet hocam. Ben bunda ileride biraz daha dolunca Surat Murat Emre abisi gibi olacak diye düşünüyorum. Kafa çok sağa sola oynuyor ve tutarsız. Manasız şeyler söylüyor. Ben gazete okumam. Sanki bu çok önemli bir şeymiş gibi. Sağdan soldan duyuyorum. O zaman sen gazete okumuyor. Sağdan soldan. Ve köydeki adam da zaten gazete okumuyor. Sağdan soldan duyuyor. Köy derken yani artık köyü aşağılamıyorum. Tamam da köylerle yani vurulduğu. Yani hayır. Artık her yerde internet. Yani neyi koyuyor? Biz kendimizi basın olarak biz kendimizi eleştirecekmişiz. Avrupa basın çok iyi. Avrupa'daki basın falan futbolcular hayvanlar falan diye başlık atıyor İngiliz basını biliyor musun? Evet. Yenilikleri evet. Bakın hayvanlar, eşekler falan diyor. Ahmaklar diyor tamam. Bilmem ne diyor falan. Yani bunları biz yapamıyoruz da yapmak da istemeyiz. Aslında işimize gelse yapabiliriz de yapamıyoruz. Kanunlar var. Ben zaten gazete okumam. Sağdan soldan duyuyoruz. Oradaki muhabir arkadaşlardan birisi bile cevap vermiyor. Yani buna benim muhabirim de dahil. Bir ama kere Sercan Dikme'ye yapılan büyük ayıptır. Onu söyleyeyim. Yani bizim Şenol Güneş orada Sercan'ın iyi niyetli bir soru sorduğunu anlamadım. Sizin Şenol Güneş derken sen Beşiktaş'ta mı oldun? Ben artık Beşiktaş'ı rivayeme alıyorum. Sizin Şenol Güneş derken. Rivayeme aldım. Koskoca Beşiktaş'ın sana ihtiyacı. Şaka bir yana. Sercan şunu soruyor. Sercan Dikme kardeşim yok şaka bir yana falan değil. Şaka değil. Bizim Şenol Güneş ne demek? Bırak şimdi Sercan'ı. Bizim Şenol Güneş ben Şenol Güneş'in başarılı olmasını, Beşiktaş'ın şampiyon olmasını, Türkiye'deki futbol sisteminin ya Galatasaray ya Fener şampiyon olur Beşiktaş'ta havaya alır demesine karşıyım. 20 yılda 2 tane şampiyonluk elde eden 3 büyüklerden biri olamaz. Olmaz. Evet. Ama Şenol Güneş'in Şenol Güneş burada bir algı sorunu çekmiş. Sercan burada diyor ki medya Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı Şenol Hocam. Ne diyorsun? Şenol Hocam'ın oradan topu alıp gole gitmesi lazım. Herhalde biraz Beyaz TV'ye bir gıcığım var. Nedir? Böyle bir tuhaf bir tavır. Ya kardeşim burada ona en çok savunacak biziz. Ben diğer medyaya bakıyorum. Beşiktaş 1 dakika, Fenerbahçe 9 dakika. Ama bunu yine zaten Oğuzhan Özyakup Lig TV'de söyledi değil mi sevgili Onur? Fenerbahçe şampiyon ilan ettiler. Medya Fenerbahçe şampiyon ilan etti diye. Orada haklı çocuk. Gomez de aynı tepkiyi gösterdi. Lig TV'de yayıncı kuruluşta söylemiş Sinan abi. Mario Gomez ve Oğuzhan Özyakup. Bak burada Fenerbahçe şampiyon ilan ettiler diyor. Sercan da bunu Şenol Hoca'ya soruyor. Sercan'ın sorusu son derece haklı bir soru. Şenol Hoca'nın Oğuzhan Özyakup'un açıklamasından haberi yok. Onun için böyle söylüyor. Futbolcuların burada Beşiktaş'ta Sercan sorulması gerekeni soruyor. Evet. Buradaki olay şu bak. Beşiktaş'ta futbolcuları doldurmuşlar. Motivasyon amaçlı. Bak bu işler olurlar. Kulüpte yapmışlar bunu. İşte çocuklar görüyorsunuz. Bir yenildiniz. Herkes Fener'i şampiyon ilan etti. Çıkın bunlara gösterin diye. Yazık. Zavallı genç futbolcuları dolmuşa getirmişler. Hiç öyle bir şey yok.
Türk medyasına da haksızlık ediyorlar. Kimsenin Fenerbahçe'yi şampiyon ilan ettiği yok. Bu da algı operasyonu. Ben bütün yorumcuları dinliyorum, okuyorum. Hepsini dinliyorum, okuyorum. Kimse Fenerbahçe şampiyon oldu, Beşiktaş olamaz demiyor. Bu külliyen yalan bir şeydir. Tamamen Beşiktaşlı futbolcuları motive etmek için kullanılmış bir şeydir. Bak burada çok fanatik bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Beşiktaş Trabzon'u Trabzon'da yendiği zaman bir puan önde lider olacak ve %51 şansıdır. Fener'in bir gram üzerindedir. Kim Beşik Fener'i şampiyon ilan etmiş? Bu tamamen algı operasyonu. Beşiktaşlı oyuncuları gaza getirmek için. Bak görüyor musunuz medya size karşı. Fener'i ya bu işleri yemeyiz. Benim gibi akıllılar yemez. Bunu salaklar saflar yer bu işleri. Salak saflar yer bu işleri. Kimsenin ben diyorum. Bir tane yorumcuyu duymadım da Fener şampiyon oldu Beşiktaş'tan bir şey olmaz dediğini. Yalan bu. Tamamen yalan. Tamamen. Fotoğraflar bir gelsin ekrana. Beşiktaşlı futbolcuları gaza getiriyorlar. Yöneticileri, hocaları. Dur şimdi değil. Başka, bunun başka aksi. Sen abiden sonra. Şimdi Ertem'ciğim şöyle bir durum var. Ben buradan Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Yani Mario Gomez de bu tip konuşmalar yapmışsa, Oğuzhan da yapmışsa bu tip gerginlikler hiç gerek yok. Oğuzhan çok iyi Türkçe'de konuşamadığı için tamamıyla cümleleri de yerine tam koyamamış. Hafif biraz da böyle bir saçmalamış gibi konuşmalarda. Yani işte yenildik mi çok eleştiriliyorsunuz, yendik mi işte çok övüyorsunuz. Futbol bu. Maalesef yani futbol bu. Futbol onun için cazip zaten. Yani futbolda tamamıyla günlük sonuçlara göre yorumlar yapılır. Çok iyi oynadığın zaman biz senin için mesela Messi dedik. Türkiye'nin Messi dedik senin için. O zaman mesela onu da mı söylemeyeceğiz? O zaman yenildiğin zaman da onun için mi eleştirmeyeceğiz? Yani sen şimdi Fenerbahçe stadına gidip de yani Fenerbahçe'ye doğru düzgün gol pozisyonuna bile giremiyorsan eleştirirsin şampiyonluğu oynayan bir takımsan mesela. Veya Mersin maçında veya normal bir maçlarda doğru gol pozisyonuna giremiyorsan eleştirilirsin. Çünkü futbol bundan dolayı cazip. Onun için ben buradan Beşiktaş yönetimine diyorum ki yani çok kritik haftalarda, kritik hafta özellikle futbolcuların medyaya çatması çok gereksiz. Gereksiz bir gerginlik yaratmaya gereksiz. Çünkü Beşiktaş şu an istim üzerinde. Hiç. Bir maçın eksik. Yani sen zenginsin Ertem. Tabii. Zengin adam bak zengin adam kavga etmez. Zengin adam yandan yürür gider. Zengin adam korkak olur. Zengin adam korkaklığı ayrı değil. Zengin adam yandan gider ki aman bana kimse bulaşmasın. Para istemesin. Bana kimse çatmasın. Bana kimse bir şey söylemesin. Ama sen biraz öyle mesela, oldun zengin olunca mesela. Ya ne alakası var? Neyse kenardan gidiyorum. Ben bir kenardan gitmiyorum ben. İstanbul'un göbeğinde ortasında aynen. Geziyorum. Her gün yerim belli, yurdum belli, orada dolaşıyorum. Neyse. Evet, yani kenardan. Şimdi sen Beşiktaş'ta bir zengin adama benzetiyorum ben. Doğru. Bir maçın eksik. Hiç lidersin. Yani alırsan lidersin. Alırsan lidersin. Tamamen ne oldu? Sen zenginsin ve kimseyle kavga etmezsin. Abi. Bulaşmazsın. Çünkü yani zengin adamın kaybedecek çok şeyi vardır. Gariban. Biz garibanların kaybedecek çok şeyi vardır. Zengini kaybedecek. Biz garibanların kaybedecek. Hurra dersin. Mesela hoca mesela zengin adam. Hocanın mesela kaybedecek çok şey var. Niye? Mesela hoca ortalıkta görünmez. Hocanın gittiği yerler bellidir. Gittiği mekanlar bellidir. Çünkü niye? Güvenlik sorunu yaşayabilir. Kaçırabilirler. Fidye isteyebilirler. Parasını koyabilirler. Kayyum atayabilirler. Her şey olabilir. Hoca tamamıyla... Bir koruma arkadan da koruma eskortuyla geziyor. Oo! Arkasından bir eskort geziyor arabayla çünkü önde ayrı arkada ayrı. Tabii zengin. Ha. Zengin. Onun için ben Beşiktaş'ta hocaya benzetiyorum. Doğru. Zenginsin. Kimseye bulaşma. Gittiğin yerin yurdun belli olsun. Mekanların belli olsun. Kimseye bulaşma. Onun için olsan Gomez ben buradan Beşiktaş yönetimine söylüyorum. Futbolcularınızı bu tip demeçlerden bu yaptığı uzak... adamlık mıdır? Adamlıktır. Nasıl adamlıktır? Adamlıktır. Ne alaka? Ben... Adamlıkla ben şey demeyeceksin. Yani genç çocuk yanlış kelime. Gazete okumam diyor. Bu ünermiş gibi söylüyor. Ne alaka? Gazete okuyacaksın. Gazete okumuyordur. İnternette baktığın zaman ben de gazete okumuyorum. Hayır ben de gazete okumuyorum. Sabahleyin açıyorum bakıyorum. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş her şeye bakıyorum. TT'lere bakıyorsun. Sen gazetelere de manşetler attırırdın. Bu ne ya? Ertem'den programı neye döndürdün? Bu kim abi? Neyse. Siz koyun ben alırım bakarım. Ben alırım bakarım abicim. Gazete ben de okumuyorum. Bakıyorum abicim ne var gündemde. Yani Oğuzhan gazete okumuyor ama futbolcu. Bakın arkadaşlar. Kimleri biliyoruz kendinize ki? Gelin oğlum. Kimleri biliyoruz ki gazete okumuyorum, takip etmiyorum diyor. Öyle çok iyi sosyal medyadan her şeyi öyle takip ediyorlar ki noktası virgülle her şeyi biliyorlar. Ben Oğuzhan Özyakup'a buradan eski bir abisi olarak soruyorum. Bak. Aa
iyice kafa yedi be Ertem. Ya Ertem bir şey söylüyorum. Bu kadınlar geliyor geçiyor. Ertem bu kızlar. Ertem. Aa, Dünya Ertem. Kadınlar Günümüz. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Allah bütün kadınlarımıza sağlık sıhhat, annelerimize aynı şekilde ellerinden öpüyoruz. Oo, Ertem bütün, abi. Bütün kadınlarımızın. Bunların dünya değil kadınlar günü bu kadınlardan yoksa... Dur bir dakika. Ben bu kadınlar günü oldu. Allah bütün kadınlarımızı başımızdan eksik et. Annelerimizi, kızlarımızı, çocuklarımızı. Allah onlara şans versin. Allah onları mutlu etsin. Allah onlara sağlık versin. Dünya kadınlarımızı gününü kutluyorum. Hiçbir kadınımız ölmesin. Hiçbir kadınımıza bir tokat bile vurulmasın. Hiçbir Allah. Kadınımız sırtımıza taşıyalım. Kadınlar annedir. Özellikle annelerimizi, anneleri, anneler güçlüdür. Anneler başka tip dünyanın en güçlü erken. İnsanlarıdır. Annelerimizin anneler gününü bir daha kutluyorum. Bu resimlere de anlam veremiyorum Ertem. Ertem. Ertem bir gene. Tam ekranda. Kardeşim bu ne? Alt yazıyı da al. Ne yapıyorsun ya? Tabii. Bu kim? Kim abi? Ne bileyim ben abi. Anneyim. Rasim bu kim? Ertem saçmalama. Abicim ne var ya bir tane kadın gösteriyorum. Kim bu? Allah sporcu Allah. Bunlar. Aa, başkan. Kulüp başkanı bu kadın. Evet. Bu hanımefendinin ismi tanıyorum. Tanıştım. Bu kim? Bu da kulüp başkanı. Kulüp başkanı. Bir yerin kulüp başkanı. Nerede o? İskoçya mı? Bir şeyin başkanı. İskoçya mı? İskoçya mı? Bu kim abi? Allah ne bileyim Allah abi işte bir kadın. Allah. Hocam bu kim? Bu da kulüp başkanı. Tanımıyorum. Oğlum Ertem delirdin mi? Bu kim? Bu futbolcu bacağından belli. Adele var. Manasız bir kadına uymayacak bir Adele yapısı var. Hocam böyle futbolcu olur mu ya? Deminki bu demiyorum. Bu kim? Bunu tanımıyorum. Ben nereden bileyim abi? Ben sen miyim? Ertem bu balerin gibi duruyor. Kim bu? Bize yazın bakalım. Derin futbol özel gece etiketine yazın. Iyiydi. Bunlar kim arkadaşlar? Sevgili seyircilerimize söyleyeyim. Ben. Abdülkerim abi bunlar kim? Ya ne bileyim oğlum ben ya. Ben Oğuzhan'a bir şey söyleyecektim. Sen bunlar kim diyor ya? Ben Oğuzhan Özyakup'a bir şey söyleyecektim. Oğuzhan Özyakup başka bir Özyakup. Dur. Bu kim Abdülkerim ne abi? Ne bileyim bana ne kardeşim. Ya. Kadına şiddete hayır. Kesin hocam, kadınlarımızı sırtımıza taşıyalım. Anneler kim? Anneler melektir. Kadına şiddet aynen hayır. Öyledir. Kadın ölümleri durdurulsun. Tam ekrana ver. Kadın ölümleri durdurulsun. Ahmet Allah, hocam bu kim? Allah kadınlarımızı korusun. Canilerden korusun. Allah kadınlarımızı canilerden korusun. Amin. Evet. Rasim bu kim? Bu bir zamanlar bir kadın vardı. Ertem bunu bir yana ver söyleyin. Yaşında bir bu kadınların kim olduğunu söyleyin kardeşim. Futbol özel geceye yazın. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz kim olduğunu. Ertem, kim olduklarını sevgili seyirciler. Oğlum Güya Kadınlar Günü'nde kadınları metalaştıran böyle fotoğraflar doğru mu ya? Ertemciğim güzel bir Dünya Kadınlar Günü mesajı verir misin? Allah Allah. Verelim. Sen ver. Verelim. Dünya kadınlarımızı bir söyleyeyim kutla. Mi? Annelerimizi ver, kutla. Ver. Kadın ölümleri dursun. Dünya Kadınlar Günü diye bir gün yoktur. Her gün Dünya Kadınlar Günü'dür. Her gün ayrı bir şey. Bugün öyle olduğu için bu konuşmayı yapalım. Her gün kadınsız bir hayat yok. Annelerimiz, çocuklarımız, kızlarımız ayrı bir şey. Onlar bizim her şey. Onlarsız bir hayat yok. Onlar bizim patronumuz. Aynen öyle. Özellikle senin, benim ve hocanın. Benim ya esas benim. Senin komutan. Apo'nun değil mesela. Apo mesela hiç kalabalık değildir. Mesela. Döndü bizim, Apo döndü. Biz kalabalığız. Apo hiç kalabalık değildir değil mi? 37'yi versene 37'yi. Apo çok 37. Mesela Apo çok sert bir. Sert. Apo sert. Apo bu kaleci bence. Bu kaleci Ertem. Evde light bir erkeğim. Kim bu çocuk? Rodolfo muydu? Evet Rodolfo. Evinde light erkek olmayan var mı? Abdülkerim abi. Ben light'ım. Light mısın? Ben Rodolfo gibiyim. Ben Rodolfo gibiyim. Rasim sana sormuyorum bile. Evet. Sen kedi gibisin. Nagihan eve kedi bile almıyor senin yüzünden. Onun için şu fotoğraflar riskle ben gideyim. Ne yapayım? Ben gideyim fotoğrafları koyacaksan ben gidiyorum. Tamam o fotoğraflar gelsin. Aa koyma diyoruz herif koyuyor ya. Tamam yok koymayacağım tamam Ertem, gelmesin ekrana. Gelmesin ekrana. Hayır bir şey söyleyeyim Ertem. Gelmesin diyor hala getiriyor ya. Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Erkekler Günü yapıyorlar mısın? Erkekler de şiddet görüyor mesela. Tabii. Kadınlardan zulüm Rahatsız görüyorlar mesela. Ya. Hayır ben de mesela. Ben de karımdan hocam, fırça yiyorum. Hocam çok ters okuyor hocamın görüşleri. Ben de karımdan mesela devamlı fırça yerim. Ya bir dakika ya. Hocam ya sen ya. Ben sabah kalkarım mesela hanımdan fırça yerim. %100 bir şey bulur bana biliyor musun fırça atmak. O hakikaten bir şey bulur. Ayşe bana mesela bir şey bulur abi. Katılıyorum. Bir şey bulur. Kesin bir şey bir bulur. Bir defa mesela. Dünya Kadınlar Günü diye saçma bir gün olamaz. Geldim 8 Mart'ta şeyi var hocam. Dünya Emekçi Kadınlar Günü bu. Emekçi kadınlar başka bir şeydir. Hocam. Kadınlar evet. Başka doğru bir şeydir. Doğru söylüyorsun. Mesela 1 Mayıs İşçi Bayramı'na
Saygım sonsuz diyorsun. Saygım var. 8 Mart'ta aslında 1 Mayıs gibi gün ama içini boşalttılar. Şu var. Bugün Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınlar günümüzün, kadınlar günü, kadınlarımızın, bütün hanımefendilerin kadınlar gününü kutluyoruz. Hepsinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü diye Tanju Okan'ın şarkısı mı koydu birader? Kadının. Kadınım da adam yani adam orada aktör. Kadınım da... Abi... Allah cesaret etsin. Dünya emekçi kadınları veya... Bir şey söyleyeceğim. Çalışmayan kadın da ayrı bir şey. Ayrım yapmayalım. Tabii, tabii. Emekçiler hepsi işte. Kadın ölümleri, kadınlara şiddet, kadınlara yapılan zulüm bir an evvel durdurulmalı. Bir ayrı bir yasa çıkmalı arkadaşlar. Bak dün... Bak, kadına şiddet uygulayana müebbet. Binlerce kadın öldürülüyor. Yılda, bak, bir yılda belki binlerce kadın ölüyor. Her gün zulüm, doğru dayak yiyen kadınlarımız var. Karakollara gidiyorlar. Hiçbir şey çözüm olmuyor. Sonra çıkarken bak yok. Pompalı tüfekle bilmem ne oldu. Vuruldu veya dövüldü. Onun için ayrı bir yasa çıkması lazım. Onun için kadına şiddete hayır. Kadınları dövenleri, öldürenleri Allah ellerini kırsın. Amin. Paramparça yapsın ellerini. Özlem, benim Telekom'dan Özlem diye arkadaşım var. Bizim evde en son sözü kocam söyler. Tabii hayatım. Biz de öyle değil abiciğim. Hayır, tabii hayatım diye yani. Ha, bizde de. En son sözü haklısın. Söyler. Tabii hayatım. Haklısın, biz de aynı şey. Haklısın Ayşe'cim. Ne diyorsun? Başka bir şey var mı? Burada haklısın Özgür Ayşe'cim. Ve Özlem'e kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Özgür ve Özlem kardeşime. Hocam, ne diyeceksin Dünya Kadınlar Günü? Saçma. Dünya Kadınlar Günü diye bir gün olmaz. Çünkü Dünya Kadınlar Günü dediğin an kadını ötekileştiriyorsun. Bravo hocam. Halbuki kadın ne demektir? Kadın biz demektir. Eşittir. Eşittir, hatta daha üstündür bizden. Niye? Çünkü kadın doğurur. Kadın iki insandır. Doğru söylüyorsun hocam. Kadın annedir. Kız kardeştir. Evlattır. Hanımdır. Eştir. Ne demek Dünya Kadınlar Günü? Hocam erkek doğuramaz mı? Tübbe. Doğuramaz. Arnold Schwarzenegger'in filmi vardı. Orada doğuruyordu. Doğuramazsın abi. Junior mu? Neydi o? Film oğlum o. Ne oluyor Ertem ya, gülüyorsunuz? Ver bakayım. Göreceğim. Aa, sen o Kaya. Ya Kaya Çengel oğlum mesela başka bir şey. Kaya abi burada. Aa, ben dosyayı. De göreyim. Ben de göreyim. Kaya abi. Okursun. Kaya abi katılıyorum. Oku bu cahaya söz. Hayır. Oku bu cahaya söz. Okursun. Başka mesaj dedi. Kaya abi girebilir. Okursam şerefsizim, ben göreyim. Evet hocam. Okursam medyaya sallamış. Biz kadınlara geçtik. Hocam. Efendim canım. Ya seni niye kendilerine bir konu? Olsun. Allah cesaret versin. Arkadaşlar bu akşam neşem yok. Sizler çok batıyorsunuz bana. Hocam, bu hariç. Evet, üçünüz de bana çok battınız bu gece. Manasız bir şekilde pembe pavyon gibi bir oda. Rahmetli Tanju Okan'ın kadınım dediği. Kimine 26 göre, gelsin ekrana. Kimine göre güzel, kimine göre vasıfsız bu müziği dinliyoruz. Pembe boyalı bir stüdyoda. Hocam kadınlarımıza özel. Niye kadınlar pavyon gibi ortamlarda mı olur? Ne manasız bir şey. Size bir soru. Abdülkerim abi, kadın ne ister? Ne ister? Yok, o ne? Kadın ne ister? Kadın ne ister? Ben ne bileyim? Ertem manyak mısın desin, ben gidiyorum ya. Kardeşim bu program kötüye gidiyor. Bu program çok tehlikeli yerlere gidiyor. Ben ayrılmak istiyorum. Kadın ne ister mi? Evet. Ertem sen bir alçaksın. Abi bebek, ben bırakıyorum. Protesto. 25 numara. Protesto. Ne demek istemişsiniz? 25 numara. Senin... Milano. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Adam oldu yani. Kadına her gün 8 Mart'tır. Ne güzel. Ben buna inanırım. Bak buna inanırım. Şöyle inanırım. Bu doğru bir laf değil. Bir kere bu şuna kadın düşmanı bir laf. Hayır ama şuna inanırım. Bu laf kadın düşmanı bir laftır. Şuna ne demek yani, erkeğin arkasında mı olacak kadın? Hayır hayır, ben şuna inanırım. Arkası anlamını söyleme. Şuna inanırım ben. Olmaz. Bir insan yaptığı işte eşi tarafından destekleniyorsa başarılı olma ihtimali daha yüksek. Ama onu her iki çiftçi de söyler. Tabii. Yani. Eşi tarafından. Yani diyorum. Genelde böyle tabii. Şeydir. Eşi erkek tarafından. Başarılı olsun, kadın yok, da orada hıyar gibi dursun. Bu eşi tarafından değil. Destek görüyorsa, tabii. Mani, maddi, her türlü motivasyon yapılıyorsa başarılı olur. Doğru. O huzur olmayan ki, insan başarılı olamaz. Deminki görüntüyü hanımefendiler var diyor. Onların kim olduklarını bir gösterelim tek tek. Bravo. Havada kalmasın, kim olduklarını bir görelim. Sevgili Serkan Dündaroğlu, rica edeceğim. Bir gelsin. Evet. Adriana Leon, Kanadalı. Futbolcu ekranda biraz önce hani pembeli bir hanımefendi vardı, öyle. Aa. Aynen öyle. Bunlar futbolcu. Devam edelim. Adriana Leon, Kanada. Kanadalı futbolcu. Alex Morgan, dünyanın en güzel kadın futbolcusu olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Alex Morgan, dünyanın en iyi oyuncularından birisi olarak gösteriliyor, aynı zamanda en güzel dedim. Devam edelim.
Amanda İreştet, İsveçli futbolcu. Ben bunun da resmini gösterdim mi? Bunun resmi yoktu. Efendim? Bunun da resmini gösterdim mi o deminki? Vardı. Amanda İreştet, sen tam dikkatli bakamadın Nagihan'dan dolayı galiba. Devam edelim. Amanda İreştet'ten sonra. Kadın futboluna transferler oluyor mu? İyi i̇şte şey Hollandalı Anouk Hogendijk. Hogendijk, Hollandalı futbolcu. Anouk Hogendijk, bu da çok önemli bir futbolcu, Hollandalı oyuncu. Carl Lyot, Amerikalı. Tombul ya. Abi neresi tombul? Baksana sağ içerisinde. Acaklar falan kalın abi. Tombul adam böyle topa müdahale edebilir mi adam ya? Adam mı bunlar? Devam edelim. Alice Perry, İsveçli futbolcu. Bu stoper belli. İki numaralı, sağ bek. Sağ bek mi? Sağ bek. Hop Solo, Amerikalı kaleci. Dünyanın en iyi kalecisi seçilmişti değil mi Atacan? En iyi kaleci seçilmişti. Hop Solo çok iyi bir kaleci. Yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ne için gelecekmiş Türkiye'ye? Türkiye'de kadın futbol ligi var mı? Maça mı gideceksin? Jonello Filinho, Kanadalı futbolcu. İtalyan asıllı Jonello Filinho. Anne İtalyan, baba Türk. Türk diyorum. Kanadalı. Kosovare Asilani, İsveçli futbolcu. Bu da İtalyan asıllı. Evet. Asilani, ya da Arnavut İsveç. Lara Dikenman, İsviçre'de futbolcu. Ve devam edelim. Lore Bleu, Fransalı futbolcu. Fransız futbolcu. Bu oyuncunun Paris saldırılarından sonra Bleu'nun yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da psikolojik bir terapi aldığı belirtildi. Loren Seselman, Kanadalı oyuncu. Sol ayağı çok etkili, görüldüğü gibi zaten 10 numara. Sol ayakla oynayan bir futbolcu Kanadalı. Luisa Necip, Fransalı futbolcu, Müslüman, Arap asıllı. Luisa Necip, Fransız futbolcu. Marta Vieira da Silva, Brezilyalı. Marta. Bu ödül aldı. Evet. Ödül aldı. Çok iyi bir oyuncu. Nereden biliyorsun? Biliyorum, bu FIFA'da hani o itelediler, kakaladılar ya bizim şerefsiz. Orada şeydi. Başarılı mıydı? Üçünden biriydi. Serena Yaktaş ekrana geldi az önce. Serena Yaktaş da... Bu bizim Semra'ya benziyor, çay getiren kızımıza. Serenay mı? Hayır, Edwin'ki. Öbürü mü? He. Brezilyalı. Serena Yaktaş Survivor'da da mücadele etti biliyorsunuz sevgili seyirciler. Serena Yaktaş. Devam edelim. Sidney Leroux. Fransız kökenli Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncusu. Amerika kadın futbolunda en iyi galiba değil mi? Ya çok iyi gidiyorlar. Yani dünyada özellikle Almanlar çok önem veriyorlar. Bu Tony Duggan, İngiliz futbolcu, İngiliz bu oyuncu. Bu da kalın ya. Kalın. Var mı futbol oynarken resmi? Alexia Putellas, Barcelona'lı futbolcu. Putellas, Alexia Putellas. Robin Gailey, Kanadalı oyuncu. Az önce ekrana gelen görüntülerdi. Bu görüntüler sevgili seyirciler. Güzel. Lale Orta, Türkiye'nin en özel isimli. Oldu. Ahmet Çakar'la Erman Toroğlu ile beraber çarptı. Büyüt! Tam ekran ver Lale Orta. Tam ekran ver Lale Orta. Erman Toroğlu. Çağrı Güvenek Tahir Tarcan mı sunuyor hocam? Erman Toroğlu'na bakar. Tam bodyguard biliyor musun? Kafa. Ama çok güzel. Değil mi? Bakar mısın? Erman çok zayıfmış ama. Tam zayıf zayıf baksana. Kıyamıya tam. Güneş mi büyütse de Ahmet Hoca'la. Tam bodyguard biliyor musun şeyde? Gece kulüplerin kapısında benziyor. Hocam Lale Orta senin yan hakemleri yaptı mı? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Çok uzun. Bu aşağı yukarı. Oğlum soyadı Orta. Yan olur mu ondan? Bir de bu kaç sene önce bu? 92-93. Bu herhalde yine var bir. O 24-25 sene önce falan. 23 sene falan. Evet. 23 hazır olsun. Ya büyüt. Büyüttük daha neresi büyüt? Nasıl bıyık ya? Daha büyüt. Tabii. Erman Hoca'nın bıyığı nasıl bıyık Erman Toroğlu'nun ceketinin şeyle rengine baksanıza. Hocam var ya orada başhekim gibisin biliyor musun? Bir hastanenin başhekimi. Erman Ahmet. Vallahi bak tam doktor hocam, adamı böyle. Hocam biraz sonra sanki ameliyata girecekmiş gibi duruyorsun. Alt hocam bir, o programı bir çarp çevireceksin. Hocam o programı hatırlıyor musun? Tarık Tarcan mıydı? Tarık Tarcan. Tunan o muydu Tarık Tarcan'dı? Ne yapayım biraz hatırla neler yaptınız? Bir gece abi, önce Erman Toroğlu. Ben o zaman bekarım. Erman Toroğlu Ankara'da yaşıyor. Sen burada bekar mısın hocam? Tabii de bekarım. Ankara'da Erman Kabzıbal.
Erman Toroğlu. Yok, o zaman değil orada. Ben tam yılı da söylerim. O zaman kapıda duruyor. Hayır, 93 değil. 92. 92. 92'nin kazanı filan. Ne? Telefonlar geldi. Şarkı Erman Hoca hocam o zaman şey mi? Hakem mi? Hakem. Başkent gazetesinde mi çalışıyor? Hayır, hakem ama aynı zamanda kaporta işiyle uğraşıyor. Kaportacı. Araba maraba tamiri. Tabii. Lale Orta aktif hakem, ben de aktif hakem. Şey işte yaşım kaç? 30 falan burada. 30-31. Hocam var ya. Nasıl yapacağız dediler? Çevireceksiniz dediler. Neyi çevireceğiz dediler? Fırıldak. Fırıldak. Biz bir gece önce Erman Toroğlu ile çevirmeye başladık. Antrenman. Antrenman. Nasıl yaparız? Ne yaparız? Nerede çevirdiniz? Nerede çeviriyorsunuz? Benim bir evim vardı. Bekar evi. Orada kalıyoruz. Ankara. Erman sende kaldı o zaman. Tabii İstanbul. Samanlık'ta mı şeyde mi? Yok, normal. Giriş katı. Ha, giriş katı. Şeyler azıcık su kaçırıyor. Sen söyle. Duvarlar. Erman Hoca sende kaldı. Rudumet sabah var. Saat 10'da o şey civarında, o kağıthane civarında. Bir Erman Hoca o zaman normal insan mıydı hocam? Hepimiz normaldik o zaman. Sen ne, biz normal miydik? Daha hiçbirimiz mutasyona ve radyoaktif serpintiye uğramamışken. Hele ben var ya Hazza beyefendiydi. Baksana duruşum bile. Duruşum. Seremonide gibi değil mi? Biraz sonra maçı başlatacakmış gibi. Hocam sen ya. Erman abi mi diyorsun? Çünkü epey yaşı senden büyük. Erman benden tam söyleyeyim size. 14 yaş büyük. 14 yaş. Tam 14 yaş büyük. Tabii. 14 yaş büyük. Tam 14. Ben abi. Erman Toroğlu'nun da maşallahı var abi. Takoz ya. Hiç göstermiyor. Biz bir gece önce dedik ki abi, sen Ankara'dan İstanbul'a gel, bizim evde çevirmeye başlayalım Ankara. Saat 8'de falan benim yalnız ya, annem babam yukarıda, ben aşağıdayız. Beşiktaş'taki evde. Evet, çarkı felek mi yaptırdın? Şişe. Beşiktaş'taki evde mi? Ha? Beşiktaş'taki evde. İkiniz misiniz? Serence Bey. İkiniz mi çeviriyorsunuz? Yok ya. İkimiz tabii yani antrenman yapıyoruz. Ya yarın sordunuz anlatayım, istiyorsunuz anlatayım. Hocam, hocam bence anlatma. Dinleyelim, çeviriyor muyuz hocam? Evet, çeviriyor hocam. Ne demek o ya? Bu? Fırfır çeviriyoruz, dedim ki bak yarın. Ben şeyleri çözmeye çalışıyorum. Aralarda ne var mesela? Ha, 5000, 3000 iflas, pas geç, 1, 10 falan. Yani oradaki coğrafi dağılımı çözmeye çalışıyorsun. Erman abi de diyor ki ya çevirelim nasıl gelirse. Ya dedim ben olmaz. Her şeyi ben matematik olarak analiz ederim. Evet, kar doğru. Zarar dengesi. Çevirdiğim vakit iflas etme ne? 1'e 8 ise demek ki ona göre ayar vereceğiz falan filan. Güzel. Çevirdik bir şeyler geldi filan ama sonra kol saati hiçbir şey alamadık galiba. Yani öyle hatırlıyorum. Kol saati. Tabii. Ha. Sabah kalktık. Lale Orta, Lale Orta almış mıydı? Ya biz alamasak Lale Orta nasıl alacak? Hocam Lale iyi hakem miydi? Normal oluyor. İlktir yani. İlktir. Bu işte ilktir. İlktir. Birazdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gireceğiz. Bitti mi hocam? Ne? Ertem kadınlar hakem olur mu bendi? Futbol hakem yani. Olur mu Allah aşkına? Birazdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gireceğiz. Ama öncelikli olarak Kadınlar Günü bir kez daha kutluyoruz. Uçan Kuş TV'de buradan arkadaşlarımıza yine de teşekkür edelim. Bir görüntü var. Bir izleyelim bakalım Uçan Kuş TV'de. Topuklu kramponlar bizim için neler söylemişler. Bir izleyelim bakalım. Rasim sen çok iyi seyret. Bugüne kadar biz hep sakin sakin konuşuyorduk. Ne oldu ya? Beyaz futbola mı döndük ya? Gerildik şu an. Beyaz futbola mı döndük? Beyaz futbol. Ne alaka? Ahmet Çakar. Evet, aynen öyle. Bence tamamen program laf tekrarı, işte laf kalabalığı vesaire. Yani programı doldurmak için sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Futbol hariç her şey konuşuluyor zaten. Yemek tarifleri, yarışmalar, işte değişik bir hareketler. Zaten eğlence programıymış da neden o zaman eğlence futbol adında? Eğlence de futbol. Yani şimdi şey, hani kişisel yorum yapmayalım ama genel olarak bakıldığında keyif veren bir futbol programı değil bana en azından. Ya eğlenmek istiyorsak açıyoruz ama dediğim gibi sonuç ağır kesici. Ama biz onların ne diyebiliriz? Dişi versiyonuyuz. Rakipleriyiz diyelim. Rakipleriyiz. Bence biz kadın olarak daha güzel yorumlar yapıyoruz. Burada saygı çerçevesi küfür içerisinde konuşuyoruz. Aynen öyle yani. Biz birbirimizi dinliyoruz. O yüzden bizimle rakip olabilirler mi bilmiyorum. Bilemiyorum. Geçebiliriz. Bir de ben şey de düşünüyorum. Sanki sosyal hayatlarında çok stresliler, sıkıntılılar. Programa gelince onu çıkarıyorlar içlerinden. İçlerinden bir canavar çıkıyor böyle ortaya. Bir değişik bir uğultu böyle. Zaten Rasim Ozan Kütahyalı'nın haydası. İşte Ahmet, Ahmet Çakar'ın işte ağzının bozukluğu bilmiyorum. Evet yani biz böyle futbol yorumlamak istemiyoruz. Ben onlara da kırmızı kart göstermek istiyorum burada. Peki. Canım, akıllı kızlar. Canım, böcekler bunlar. Bunlar böcekler. Kıyamam bunlara yavrularım benim. Akıllı kızlar ama ya, akıllı. Akıllı. Doğru yorumlar. İlk defa gördüm. Kızlar tebrik ediyorum. Çok güzel yorum yapmışsınız. Az bile söylemişsiniz. Bizim hatta ben size olsam şöyle derim. Ulan dört tane şerefsiz. Tövbe şerefsiz. Kendi üstüne alındır hocam. Hocam bizi bırak kendi adına konuş. Ne şerefsiz ya. Estağfurullah. Öyle değiliz de ben şey hitabı kızlar.
Kızlar çok az söylemişsiniz. 4 tane hayvan, başka bir şey. 4 tane hayvan. 4 hocam. Yaşını almış adam. 5 pardon ya, onu ben saymadım. Beni saymadım. Teşekkür ederim. Gel öpeceğim seni. Aferin. Kızlar az söylemişsiniz. Tebrik ederim. Sen 10 katı konuşmuşsun. Kızlar çok güzel konuşmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi bu bana acaba yapılır. Ne oluyor az? Bunlar nerede çıkıyorlar Ertem? Uçan Kuş TV'de. Bizim Can Tanrıyan'ın televizyonunda. Evet, Uçan Kuş TV'de mi var? Bir şey fark etmediniz. O gün giydiğim ceket de bugün ceket aynı 24 sene önceki benim ceket. Şaka yapıyorsun. Ya uyanıksınız ya, yakalasana. Allah Allah. Alırım hocam ya. Aynı. Ne alakası var ya. Olamaz hocam. O hocam alırım, ne alakası var ya. Yalnız Ertem sana şunu söyleyeyim. Bu cadılardan futbol cadıları mıydı? Bu neydi atları? Futbol konuşan bir dakika, kadın programları denemeleri. Futbol cadıları mı? Bir... Futbol cadılarındaki arkadaşlarımıza buradan kucak dolusu sevgilerimiz. Kim bunlar? Ben tanımıyorum. Abi kızlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar şey midir? Kızlara... Spor medyasında var mı bunlar? Kızlar futbol, bunlar futbol programı yapıyorlar. Kızlar bunlar kim yani? Kızlar futbol, kızlar futbol programı yapıyorlar. Kaçıncı deneme Ertem? Ertem bu kaçıncı deneme? O zaman kızlara buradan başarılar diliyorum. Bizim programı çok güzel yorumlamışsınız. Özellikle Rasim Hoca ile Ahmet Hoca ile ilgili söylediklerinizden dolayı tebrik ederim. Rasim Hoca, o da hoca. Bak bak, kırmızı kaç gösteren şu ufaklık yok mu sağ altta? Sana göster. Bu Rasim gibi bir, Rasim özellikleri taşıyor. Hocam diyorlar ki ama bir Rasim şey söyleyeceğim. Günlük hayatlarını çok sosyal bakımdan çok dolu dolu geçiremiyorlar. Sıkıntıları var diyorlar. Çok stresliyiz. Çok stresli geçirdiğiniz için burada böyle... Doğru, Ertem'cim bak, şakayı bir yana bırakalım. Ertem'cim şakayı bir yana bırakalım. Bu arkadaşları hiçbirini tanımıyorum. Önerim şudur. Daha önce de bir kadın futbol programı var. Ben bağlanmıştım. Ama onlar da yok oldu, gitti. Bu kaçıncı deneme? Kadınlarla bir ara Sanemler Manemler denedi. Bir şeyler denedi. Kadın program yapıyorlar. Yaptılar falan filan. İşte o şey denedi. Neydi bizim Ümit Uzat'ın kavga ettiği kız? O. Hepsi denediler. Olmadı. Olması için bir şeyler yapacaksınız. Olmadı. Senelerdir bu kadın yorumluyor, olmuyor. Olması için... Olur mutlaka olur. Bu arkadaşlarımız olur. Bak o beyaz gömlekli arkadaş yapabilir. Sen tanıyorsun. Beyaz gömlek, ben tanımıyorum, hiçbirisini tanımıyorum. Tanıyorsun. Vallahi tanımıyorum. Ben sana atayım mı? Ben analiz vallahi yapıyorum. Vallahi tanımıyorum. Beyaz gömlekli sol üstteki kızın içinde anormal bir... Hocam hırs, ne diyorsun? Hırs, ihtiras var. Diğer üçününden nefret ediyor. Sağ alttaki sarışın kız, ben burada galiba yetersizim diyor. Sağ alttaki en finçuri yani, en böyle cingöz dediğimiz şey, karizma koymaya kalkıyor. Sağ üstteki de en güzelim benim. Bak burada bile kadınların aralarındaki o güzellik çekememezliğini hissediyor. Olacak tabii, onu unutmayın. Kadınlar böyle güzelleşiyor hocam. Olsun, sağdaki iki tane ve sol alttaki kıza söylüyorum. Beyaz gömlekli kızdan korkun. İnanılmaz içinde bir tehlike. Ama o grubun lideri gibi hocam. İşte o, evet. O sevgidar yapıyor ama nefret ediyor içinden de. Ben mesela... Bunlar içindeki en temiz kalpli, en iyi insan hangisi biliyor musun? Hangisi hocam? Sarı, sol alttaki. Peki bu kızlar top oynamış mı hiç? Hayır, ben şeyi merak ediyorum. Bu kızlar top oynamışlar mı Ertem? Vallahi hiç bilmiyorum seni. He? Hiç bilmiyorum. Benim kızlar... kadar oynamışlardır. Bu kızlar ne iş yapıyorlar mesela, onu da bilmiyoruz değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Valla ben size söyleyeyim mi? Hepsi yarın sana teşekkür buketi göndermeli. Bu kadar büyük kıyak olamaz şunlara. Çok bu niye? Kadar büyük kıyak. Olsun, Dünya Kadınlar Günü'nde. Kıyak ha, kıyak, büyük kıyak. Ben yine diyorum, şey, hocam, o beyaz gömlekliği dikkat. Ben de bir şey merak ediyorum. Futbolu çok iyi bildiklerine kabul ediyorum. Program yaptıklarına göre futbolu biliyorlardır. Sen izliyor musun bunları? Hayır, izlemiyorum, bilmiyorum. Ya ama şunu merak ediyorum. Mesela futbolu bildikleri kesin. Ama mesela şunu biliyorlar mı? Şarkı çaldılar mı Dünya Kadınlar Günü'nde ya? Menemen yapabilirler mi? Güzel bir şarkı rica ediyorum. Canan Erçetin'den olsun ben. Bunlar iki tane menemen kurmayı biliyor mu? Canan Erçetin'den güzel bir şarkı var. İki tane menemen kurup yumurta yapmayı bilebilir mi? Soldaki sarışın hanımın adı Yağmur Şeyna. Onda şüphelerim var. Bak bunlar iki yumurta kıramaz bu kızlar. Menemen yapamazlar. Vallahi bunların kocaları yandı. Çocuklar güzel bir Dünya Kadınlar Günü'nde güzel bir Candan Erçetin şarkısı. Anladın mı? Gerçek işlerinden uzak kalın. Candan Hanım'ın. Candan Erçetin şarkısı. Candan Hanım'ın. Hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Onların da kadınlar günü kutlu olsun. Söyledikleriniz sözler bizim için önemlidir. Üç adamı da ekrana getirelim. Üç adam fenomeni. Eser ve İbrahim'e bir gidelim. Cumartesi akşamı yine beyaz futbolu yaptılar, sağ olsunlar. Onlar başarılı. Kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum kendilerine. Bir izleyelim bakalım. Sonra şarkımız gelecek. Sevgili Eser, afa sığınacak bir şey yok. Biz teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Hepinize buradan kucak dolu sevgiler üç adama. Sevgili seyirciler, bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Braga, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ve çok büyük sürprizler var. Bu gece uzun olacak ve tekrar çarkı feleği döndüreceğiz. Döndüreceğiz. Nereye hocam? Bilmiyorum.
Bir daha göster hocayı. Nereye gidiyorum hocam, gidiyorsun sen de. Bu akşam 20 yıldır medyadayım. Belki binlerce program yap. Bu akşam kendimi. Normal değilsin hocam. Çok tuhaf hissediyorum. Hocam, bence vallahi hocam. Bana da mesaj geldi biliyor musun? 98 Şubat'ın hocam. 98 Şubat'ından beri. Bir sıkıntısım var diyorlar İlk hocam. İlk defa böylesin. Allah'a şükür sağlık problemim yok. Yorgun değilim. Evet. Uykulu gözüküyormuş. Hiçbirinize bir problemim yok. Evet. Fakat bu akşam kendimi. Hocam yediklerim mi dokunmuş olabilir mi? Çok tuhaf hissediyorum. Sıkıntıda mısın? Var hocam, bir sıkıntı var. Ha, olsa söylerim. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Havaya giremedi ya. Amasya'dan, Amasya'dan asker arkadaşlarımız Ayten, Aytekin Cengiz ve arkadaşları bizi izliyormuş. Amasya'dan. Şu anda telefonları izliyorlarmış. Aytekin Cengiz, lay lay. Ne bileyim, destek veriyor. Ya Aytekin Cengiz, lay lay demiyorsun. Selam. Aytekin asker var Amasya'dan, evet. Lay lay. Bu ülke sizlere emanet. Sizler bizim için şehit oluyorsunuz, gazi oluyorsunuz, görev hocam, yapıyorsunuz. Hocam şehit adam, Türk askeri için konuşuyorum. Asker değil mi kardeşim? Sağlığınıza iyi bakın. Bu vatan size emanet. Aytekin Cengiz kardeşim ve bütün silah arkadaşlarım. Bir tane silah arkadaşlarım. Telefonları izliyorsunuz. Herkes şehit olur. Bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra konuşacak çok konu var. Bakın. Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Sezon sonunda Sinan abi demişti ki aylar öncesinde Fenerbahçe şampiyon olsa dahi ben sezon sonunda Pereira'nın kalacağını sanmıyorum. Ahmet Hoca demişecek. Sinan Engin öyle bir şey söylüyorsa devam ediyoruz. %100 bir doğru isim var. Fenerbahçe'de ismi. Fenerbahçe'de ismi. Ya sen rejiye müdahale etme Sinan abi, zaten gösteriyor. Öyle bir öyle pozisyonda ki görülmeli. Bak. Bak. Abi reklam diye gidiyordum ya. Aynen ya. Fenerbahçe'de bir teknik direktör ismi geçiyor. Braga Porto karşılaşmasının özeti. Braga inanılmaz bir performans sergiliyor. Braga adam mı? Braga adamdır ya. 3-1 Braga şehirden adam. Maçta gidelim. Braga özetle gidelim. Özetle reklama gidelim. Reklamlardan sonra dönelim. Braga'dan özür dile. Niye Braga'dan özür dile? Braga adam dedim. 3 özür dileyim. Ben Fenerbahçeliyim. Braga şehirden adam değildir. Braga Fenerbahçe özür dileyim Braga'dan. Braga Fenerbahçe'den özür dileyecek ben. Braga Fenerbahçe maçını bir yorumlayalım. Yorumlayalım. Gelsin reklam. Hayır, önce maç. Maç. Ne? Kadıköy'e gidemezsin. Kadıköy Braga'ya mezar olacak. Ertem reklamdan sonra versene maçı. Hep beraber Kadıköy, seyredelim Braga'ya ama. Kadıköy Braga'ya mezar olacak. Öyle Braga, bu, Braga. Reklamdan sonra başlayalım. Full time gidelim. Full time gidelim. Tamam. Direkt reklama gidelim. Ya bir durun, bir gideyim reklama, maçı vermiyor musun? Braga halkından özür dile. Niye gitmiyorsunuz? Braga. Bir maç diyorum, bir reklam diyorum sen.